Merhaba, benim adım Elif Kılıç Aslan. Burada NDIS hakkında bilgi vermek için bulunmaktayım. EYDEK, etnik kökenli engelli kişilere, onların ailelerine ve bakıcılarına hizmet veren, Victoria eyaletine ait kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu video sizin NDIS ve NDIS programı için uygun olup olmadığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. National Disability Insurance Scheme. NDIS'e nasıl başvurulur? NDIS'e erişim için iki temel yol vardır. Birincisi, belirlenmiş bir program kapsamında sakatlık yardımları aldığınız takdirde kanıt gerekmeksizin NDIS'i kullanabilmek için gereken koşullara uygun oluyorsunuz. Individual Sport Package (ISP), Disability Sport Register (DSR), Supported Accommodation, Early Childhood Intervention Service, ECIS gibi. Fakat bu geçiş tamamlanana kadar hali hazırda almakta olduğunuz yardımlara devam ediniz. İkincisi, bulunduğunuz eyalet veya bölge hükümeti tarafından sakatlık yardımı almıyorsanız ya da aldığınız yardım belirlenmemiş bir program kapsamında değil ise ve oturduğunuz yerleşim alanında NDIS mevcut ise, NDIS'e bizzat kendiniz kayıt yaptırmanız gerekmektedir. NDIS'e kayıt işlemlerini başlatmak için aşağıdaki kolay anlaşılabilen adımları takip ediniz. Erişim talebi NDIS'i 1800-800-110 numaralı telefondan arayarak başlatılabilir. Eğer tercümana gereksiniminiz var ise, bunu talep ediniz ve ayarlama yapılabilmesi için hangi dili konuştuğunuzu görevliye iletiniz. Erişim talebiniz yapıldıktan sonra NDIA size temin etmeniz gereken kanıtları belirten mektup gönderir. Erişim talebinizi telefon aracılığıyla yapıyor iseniz, esas sakatlığınız var ise diğer sakatlığınız ile ilgili soruları cevaplamaya hazır olmalısınız. Erişim talep formunun tarafınıza gönderilmesini isteyebilir. Bu bilgileri yazılı olarak verebilirsiniz. NDIA sakatlığınız hakkında sizden kanıt ister. Bunlar sakatlığınız ne olduğu, ne kadar süreceği ve günlük hayatınızda iletişim, hareketlilik, sosyal etkileşim, kişisel bakım ve günlük rutin işlerinize organize etmenizdeki etkisi hakkında bilgileri içerir. Bu kanıt, sağlık veya eğitim uzmanı tarafından size posta aracılığıyla gönderilen Access Request Form, erişim talep formu ya da NDIS Supporting Evidence Form, NDIS destekleyici kanıt formu içerisinde de sağlanılabilir. Bunun için doktorunuzdan, terapistinizden, uzman hekiminizden bu formu doldurmasını size ait değerlendirmeleri, destekleyici mektupları ya da raporları da gönderebilirsiniz. NDIA'ya mümkün olduğu kadar bilgi vermek yararınıza olur. Bu NDIA'nın sizin erişim koşullarınıza uygun olup olmadığınızı görmelerini sağlar. Formlar doldurulduktan ve tüm destekleyici belgeler, kanıtlar eklendikten sonra posta ya da e-posta aracılığıyla NDIS'e gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz bölgenizdeki NDIS ofisine de elden de bırakabilirsiniz. Karara verilecek karşılık. Bir sonraki adım NDIS'ten verecekleri karar ile ilgili haber beklemek olacaktır. Sizinle telefon, posta ya da e-posta aracılığıyla temas kurabilirler. 3 karar çıkabilir. Birincisi, ilave bilgi gerekebilir. İkincisi, erişim sağlanmıştır. Bu NDIS'e kabul edildiğiniz anlamına gelmektedir. Üçüncüsü, erişim sağlanmamıştır. Bu NDIS'e kabul edilmediğiniz anlamına gelmektedir. Şimdi bunların ne olduklarını özetleyelim. Karar 1. İlave bilgi gerekebilir. NDIS size mektup göndererek sizden rapor ya da değerlendirme şeklinde ilave kanıt ispat sağlamanızı isteyebilir. Erişim formuna eklemediğiniz başka kanıt ispat mevcut ise şimdi bunları NDIS'e iletmenizin
tam zamanıdır. NDIS mektubunun tarihinden itibaren 28 gün içerisinde bütün bu istenilen ilave belgeleri göndermeniz gerekmektedir. Bunu bir ay önce yapmaya çalışın. Eğer bu bilgileri toparlamak için daha fazla süreye ihtiyaç duyarsanız lütfen NDIS'i telefon ile arayın. Ya da e-posta mesajı gönderin ve ek süre talep edin. En fazla 3. 6 ay süre içerisinde sizden bir cevap gelmediği takdirde NDIS dosyanızı kapatır ve bu durumda işlemlere baştan başlamanız gerekir. NDIS istenilen ek belgeleri teslim aldıktan sonra 21 gün içerisinde işlemleri başlatır ve NDIS'e kabul edilip edilemeyeceğinize karar verir. Karar 2. Erişim sağlanmıştır. NDIS'e kabul edildiniz. Eğer karar evet ise o takdirde NDIS size mektup göndererek kabul edildiğinizi bildirir. Bu mektup elinize geçince NDIA ya da Local Area Partner LIC görevlisinin sizinle temasa geçmesini bekleyin. Görevli sizinle planlama toplantısı ayarlayacaktır. Planlama toplantısı hakkında daha fazla bilgi için Pre-Planning and Planning Meeting, Ön Planlama ve Planlama Toplantısı videosunu izleyebilirsiniz. Karar 3. Erişim sağlanamamıştır. NDIS'e kabul edilmediniz. Başvurunuzdan faydalanabilmeniz için gerekli olan kriterleri taşımıyorsa NDIS başvurunuzu reddeder. NDIS hayır cevabı verdiyse arayıp onlarla konuşun. Sizden daha fazla kanıt, ispat isteyebilirler. Ya da an internal review gerektiğini söyleyebilirler. NDIS Reviews hakkında daha fazla bilgi için lütfen NDIS Reviews videomuzu izleyin. Umarız bu video size NDIS'e nasıl erişebileceğinizi anlamanız hakkında yardımcı olmuştur. NDIS hakkında daha fazla bilgi edinmek için EYDEC ile 03-94-80-70-0 no'lu telefondan ya da reception@eydek.org.au e-posta adresinden temasa geçiniz.